Biz kuryeler günde en kötü günde 30-40 tane kapıyı çalıyoruz. 30-40 kapı bize açılıyor. Abi bu 30-40 kapının içi, açılan 30-40 kapının içinde çok pis kokan evler var. Hele ben şimdi Görükle bölgesinde çalıştığım zaman yani öğrencisi çok çöpünü atmayan çok aşırı pis kokuyor. İstemsizce burnumu tuttuğum müşteriler var. Ve bu yüzden kurye geldi burnunu tut diye yemek sepetine yorum yazan müşteriler var. Evde kedi besleyebilirsin ama Allah aşkına şu kedinin kumunu değiştirin abi sen. Hayvan rahatsız olur la kokudan o derece. E bir de şimdi köpek besliyorsunuz evde. Bence çok zor bir şey evde köpek beslemek. Yani bilmiyorum yani bana ters. Ben besleyemem evde. Adam bir de evde Doberman besliyor. Yani en çok böyle terleyen hayvan herhalde veya en çok pis kokan hayvan kapıyı bir açıyor. Abi var ya of. Yani acayip rahatsız ediyor. Bu müşteri dedi ki ya kokuyor mu? E, kokuyor tabii lan. Ne nasıl kokuyor mu yani? Kokuyor dedim yani abi. Kokuyor dedim abi yani çok kötü kokuyor hem de dedim. Nasıl ya hiç pis koku almıyor? E, alışmışsın çünkü sen o kokuya. Sana gelmiyor koku ama manyak derecede pis kokuyor. Tamam, yabancı müşterilere gidiyoruz. Suriyelisine gidiyoruz. Afganına gidiyoruz. Arabına gidiyoruz. Onların hani aşırı bir baharat kokusu vardır onların evinde. Onlara şey yaptık artık böyle. Hani uzaktan veriyorum ve belli ederek veriyorum yani evinin koktuğunu. Ama ciddi manada hani izliyorsanız ve biraz böyle duyarlıysanız bu konuya işte kediydi, köpekti, carttı, curttu. Yani biraz evinize bir oda spreyi alın ne bileyim. O kedinin kumunu bir değiştirin, köpeği bir havalandırın veya işte balkonda tutun. Bilmiyorum artık yani aşırı derecede bir de şey yapıyoruz hani arkanızdan biraz sayıyoruz acaba yani yanlış anlamayın.